Merhaba değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü kısmında. Sizlere e-nabız ve e-raporla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. E-nabız sistemi elektronik ortamda e-devlet üzerinden görülebilen bir sistemdir arkadaşlar. Burada sizin boy, kilo, yaş, kan grubu, organ bağışı ile ilgili durumunuz, raporlarınız vesaire tüm sağlıkla ilgili her bilginiz bu sistemde mevcuttur. Bunu e-devlet üzerinden de giriş yaparak veya e-nabızla ilgili ayrı bir şifre oluşturarak takip edebilirsiniz. Almış olduğunuz bütün raporlar ki bunun içine istirahat raporu, reçete, engelli sağlık kurulu raporları vesaire tüm raporlar bu sistemde otomatik olarak görünür arkadaşlar. Elektronik rapor sistemi ilk olarak 2019 yılında uygulamaya geçirildi. 2020 yılında da bunun kapsamı geliştirildi arkadaşlar. Daha önceden de bu sistem vardı. Ama kullanım açısından da çok yaygın değildi. Sizlere ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Almış olduğunuz raporları elektronik imza yöntemi ile kullanmanız gereken yerlere sisteme giriş yaparak yazdırma usulü yani çıktı alarak bu raporları hastaneye gitmeden takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu raporları takip etmeden önce sistemde görünmeyen raporlar için ne yapabiliriz? Bu çok gündemde olan bir soru. Belli dönemden önceki raporlar sistemde görünmeyebiliyor arkadaşlar. Bunun da sisteme işletmek için raporu aldığınız sağlık kuruluşuna dilekçe ile müracaatınız yeterli olacaktır. Eğer raporunuzu aldığınız sağlık kuruluşunda yakın değilseniz veya o sağlık kuruluşu herhangi bir nedenden dolayı kapatılmış veya ismi değiştirilmiş ise bulunduğunuz ilin İl Sağlık Müdürlüğüne başvurarak bu sorunu çözebiliyorsunuz arkadaşlar. E-Devlet üzerinden bu sistem kolaylıkları ve yenilikleri beraberinde getirmekte. Daha önceden dediğim gibi rapor elimizde olmadığı zaman sıkıntı yaşadığımız hallerde sorun yaşıyorduk. Raporu çıkarttırmak için tekrar kurullara gidiyorduk veya yeniden bir rapor istenebiliyordu. Ama artık böyle bir sorun ortadan kalkmış oldu arkadaşlar. E-Devlet uygulamasını kullanırken de bu sistemden faydalanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz çok sık sorulardan birisiydi de reçetelerle alakalı. Reçete raporlarımız da bu sistem içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bazı engel gruplarının sürekli kullanmak zorunda olduğu reçeteler raporlandırma yöntemiyle alınabiliyor. Bu raporları da E-Devlet üstünden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Süresiz raporları verme yani süresiz raporlara hangi hastalıklar giriyor sorusuna ise kronik rahatsızlıklar, kalıcı ortopedi hastalıkları yani uzuv eksiklikleri, doğuştan görme engelli bireylerin bu süresiz rapor alma durumları mevcut arkadaşlar. Süreli raporlar ise süresi bittikten veya süresi bitmesine az bir zaman kala yenilenebiliyor arkadaşlar. Bu da çok sık sorulan bir soruydu. Yani bir rapor aldıktan sonra rapor alınış tarihinden 6 ay sonra tekrar rapor için heyete başvurabiliyorsunuz. Arkadaşlar e-nabıza, e-devlete raporların düşme süresi e-nabıza bir gün, E-Devlet'e ise 7 ile 10 gün arasında değişebiliyor. Bu tarihler arasında düşmeyen raporları aldığınız kuruma gidip hatırlatarak sisteme işletmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bu dönemde artık elektronik imzalı raporlar daha sık kullanılabiliyor. Evet, bugün de sizlere kısaca e-nabız, e-devlet ve süresiz raporlardan bilgi vermeye çalıştık. Güzel yayınlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hepiniz kalın sağlıcakla.